Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya'da açıklamaları var. Kulak verelim. Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle de görüşüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kalıcı barış, huzur ve refahı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Değerli basın mensupları, ilişkilerimizi Libya ile olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileri taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Bugün Necla Hanım'ın da söylediği gibi iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat mutralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız. Ama çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik işbirliği toplantısında, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz ve bunun da hazırlıklarını Necla Hanım'la birlikte yapacağız. Sahada büyük fedakarlıklarla tesis edilen sükunetin kalıcı barış ve istikrara evrilmesi için yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası istikrar yolunda önemli bir mihenk taşıdır. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı Libya'nın düzenli bir orduya kavuşması için işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Yine deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası ortak menfaatlerimizi güvence altına alıyor. Libya ve Libyalıların hakkını ve Türkiye ve Türk halkının haklarını güvence altına alan bu bir anlaşmadır. Bu husus herkesinden Libyalı kardeşlerimizce de kabul ediliyor. Akdeniz'i biz aslında tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususunda da kararlılığımız tamdır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'ne de bir ortak konferans, Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'nden bu konuda olumlu cevap bekliyoruz. Ve sadece önümüzdeki süreçte yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı değil, ekonomik işbirliğimizi güçlendirmek için diğer mekanizmaları da etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına hazır olduğumuzu bugün Ticaret Bakanımız Sayın Başbakan'la yaptığımız toplantıda vurguladılar. Ticari ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla daha da geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımızın Libya'ya dönmesini ve Libya'da yarım kalan projeleri tamamlamasını ve yeni projeleri de hayata geçirmesini biz teşvik ediyoruz. Bu konuda da Libya hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın tekrar uçuşlarına başlaması için de birlikte çalışıyoruz ve havaalanlarında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türk Hava Yolları'ndan uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar ve bu uçuşların da en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Biz Libya'dan uçma teklifinde bulunan tüm firmalara evet dedik, izin verdik ve çok sayıda firma da şu anda Türkiye ve Libya arasında uçuşlar gerçekleştiriyor. Şartlar olgunlaştığı zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasını da inşallah gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan parlamentolar arası temaslara da önem veriyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya Dostluk Grubu'nun da
önümüzdeki haftalarda Libya'ya bir ziyareti gerçekleşecek. Görüşmelerimizde tabii Libya'nın güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için seçimlerin bir an önce düzenlenmesi gerektiğini vurguladık. Biraz önce Necla Hanım, toplantıda da Sayın Başbakan seçimle ilgili düşüncelerini paylaştılar. Somut bir yol haritasına duyulan ihtiyacı biz de dile getirdik. Siyasi kulvarda çözümün diyalogdan geçtiğini de belirttik. Tüm kesimleri mevcut itilafları uzlaşı yoluyla çözmeler için teşvik etmeyi de sürdüreceğiz. Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi'nin hukuki altyapı çalışmalarını daha fazla geciktirmeden tamamlamalarını da bekliyoruz. Uluslararası toplumu Libya'nın huzurunu, istikrarını bozacak adımlardan imtina etmesini ve Libyalıların bu yöndeki çabalarını desteklemeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu bağlamda oynayacağı kolaylaştırıcı role de önem veriyoruz. Başkanlık Konseyi'nin başlattığı ulusal uzlaşı sürecini kıymetli görüyoruz. Gerekli desteği vermeye de hazırız. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben de dikkatinize göre çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa onları cevaplamak isteriz. Bekle daha sorun yok. Duyabiliyor musun? The interpreter doesn't hear you. Dur bekle mikrofon var geliyor şimdi. ما هي أهم بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشعب الليبي وتركي؟ وهل هذه مرتبطة بالاتفاقية السابقة الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بتقسيم الحدود البحرية؟ ممكن تعاود السؤال لو سمحت؟ عماد الدين دريد قناة الجزيرة الإخبارية. الجزيرة تلفزيون. ما هي أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين اليوم فيما يتعلق بتنقيب الغاز؟ وهل هذا الاتفاق له علاقة باتفاقية تقسيم الحدود الموقعة سابقا بين البلدين وهل يشمل التنقيب في المجال البحري فقط أم حتى داخل الأراضي الليبية؟ Gaz alanında Türkiye ve Libya arasında imzalanması öngörülen mutabakat muhtırasının maddeleri neleri öngörüyor? Deniz sınırları içerisinde, deniz içerisinde mi petrol çıkarılması öngörülüyor ya da gaz çıkarılması öngörülüyor? Libya'nın kara sınırları içerisinde de petrol ve gaz çıkarılması öngörülüyor mu bu mutabakat muhtırası çerçevesinde ve bu mutabakat muhtırasının Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasıyla alakası var mıdır? Soru kime? Cezira Televizyonu. Soru kime? Sual lemin muvacah. Vezir-i Harciye Türkiye ve Libya. Affana ne tercih ha? You want to start first? بالنسبة للشق الأول من السؤال هو سؤالين بالنسبة للشق الأول بالنسبة لفهو الاتفاق sorunun birinci bölümü بالنسبة للشق الأول ما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة والغاز هذه المذكرة هي مذكرة فنية تعتبر مذكرة تفاهم بين الدولتين فيما يتعلق بالطاقة والغاز التفاصيل طبعا الفنية لست على اطلاع عليها باعتبار أن تم توقيع ما بين وزير الطاقة والنفط الليبي وتركي ولكن في إجمالها هي لها مصلحة مشتركة للبلدين وتصب في مصلحة البلدين وتساعد أيضا حتى في حل الأزمة العالمية فيما يتعلق بالطاقة والغاز.
gaz alanında imzalanması öngörülen mutabakat muhtırası teknik bir mutabakat muhtırası olup maddelerini henüz incelemedik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Libya Petrol Bakanlığı arasında imzalanması öngörülüyor. Teknik ayrıntılarına vakıf değiliz. Ancak genel olarak iki ülkenin çıkarına uygun bir mutabakat muhtırası ve dünya çapında ki kriz göz önünde bulundurulduğunda enerji krizi bu mutabakat muhtırasının imzalanmasının önemi bir kere daha ortaya çıkar. بخصوص ما يتعلق بالاتفاقية البحرية، الاتفاقية البحرية تحتاج تصديق من الأمم المتحدة. هذا الإجراء ما زال ينقص لتفعيل الاتفاقية التي تم في السابق، وبالتالي متى لم تفعل هذه الاتفاقية، بالتالي ستجد لها مجال التمرير. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi alanındaki mutabakat muhtırası ise halen aktifleştirilmiş değil. Birleşmiş Milletler'in tasdikini beklediğinden, tescil işlemlerini beklediğinden tescil işlemleri tamamlandığında her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde, faydasına olacak şekilde ona faydalanılabilecek. Ancak bu konuyu henüz kesinleştirmedik. Teknik bir konu olduğundan üzerindeki görüşmeler devam etmekte. Çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde gerek deniz yetki alanlarımızda kazan kazan anlayışıyla Türk firmalarının ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmeyi hedefliyor. Tabii gaz anlayışı, bunu çevirin lütfen. Bir husus müzekkere hidrokarboniye elleti temme tevkiyaha kabla kalil enneha bir husus en yetim tem tenkib vel bahs ameliyat el bahs fil miyah والتراب أو الأراضي البرية أراضي البرية من قبل الشركات التركية والليبية أيضا بشكل مشترك في داخل اختصاصات البحرية. Ve gaz anlaşması şu anda enerji bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor. İmzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız. Tam mutabakat sağlansın ama o da gaz alanında aynı şekilde iki ülke arasında işbirliğini hedefleyen bir anlaşma olacak. Ve بالنسبة لمذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال الغاز فهي حاليا تحت نقاش انها طبعا مذكرة فنية زملائنا يعملوا عليها لما يتفقوا على توقيعها سيتم التوقيع إليه وسوف يتم تصريح عن ما تشملها لكن بشكل عام أنها بخصوص التعاون القائم ما بين البلدين. Deniz yetki alanları anlaşması konusunda sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır ve bu anlaşma yürürlükte olan bir anlaşmadır. Ayrıca hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. Yani BM'nin bu anlaşmayla ilgili bir onay, BM'ye bir onay mekanizması değildir. Bildirimde bulunduk. Biz Türkiye olarak deniz yetki alanlarımızı yani kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de teknik toplantılar da yaptık. Kendi kıta sahanlığı, deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir. بالنسبة لمذكرة تفاهم حول اختصاصات البحرية ربما هناك في سوء تفاهم أن هذه المذكرة دخلت حيز التنفيذ أنها مفعلة فقط كذلك تم إبلاغ الأمم المتحدة بها وأنها جارية أنها طبعا تخص البلدين اللتين لديها السيادة الكاملة إحنا بلغنا حدودنا البحرية وكذلك
الجلسة القاضي للأمم المتحدة وكذلك ليبيا أيضا ستسجل جرفها القاري وحدودها البحرية لدى الأمم المتحدة. Bu deniz yetki alanları anlaşması, biraz konuşmamda da söyledim, hem Libya'nın hem de Türkiye'nin çıkarlarını güvence altına alan bir anlaşmadır. Ve güzel olan da şu anda Libya'da geçmişte farklı pozisyonlarda, farklı durumlarda olduğumuz tüm kesimlerin de bu anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklemesidir. وبالنسبة طبعا مذكرة تفاهم حول الاختصاصات البحرية هي لصالح ليبيا ولصالح تركيا أيضا وأنها تضمن مصالح البلدين والحاجة الجميلة فيها